Tamam, direkt cemaat kapısı var. Evet. Onun dışında acil zincirler var. Çalışanlar var. Hadi. Bundan baştaki boş, bundan ikinci baştaki. Peki bu şeyleri az önceki makinenin adı neydi? Burada bir öyle makinesi var mı? Dezenfektan. Tabii tabii. Orada var, onun dezenfektörü her kullanıyor. Aynen. Her kullanımdan sonra dezenfektör. Maske takıyoruz. Tabii. Tek kullanımlı. Gelenlere de dezenfektan veriyorsun. Tabii girişte var. Peki bu şeyin burada olması gerekiyor mu? Nerede? Ben buradayım. Yok. Kurallara uyma şey. Ha, girişte var. Girişte var mı? Camda girişte var. Evet. Peki hayırlı işler. Sağ olun. Yaşar mısın? Yaşar mısın? Bir saniye. Pardon. Pardon. Hepiniz hazır olunca devam. Hazır mıyız? Evet. Hazır mıyız? Buyurun Sayın Başkan. Evet, Sayın Valimizle birlikte bugün NİDEM'imizde denetime çıktık. Diğer kurum müdürlerimiz de ayrı ayrı şu anda denetimdeler. Bugün bir farkındalık da olsun istedik. Maalesef bu Covid'den dolayı son zamanlarda istemeden de olsa vaka artışları olmakta. Biz de bununla alakalı önlemler yerinde alınıyor mu, tedbirler yerinde alınıyor mu diye genel bir denetlemeye çıktık. Sayın İçişleri Bakanımızın da bu konuda talimatları vardı. Farkındalık tekrar olması açısından ve denetimlerin daha sık ve yerinde gerçekleştirilmesi. Hem yerleri denetliyoruz hem de denetleyen arkadaşlar standartları uygun denetliyorlar mı, bunu da bakıyoruz. Sayın Valimin öncünde bugün NİDEM'in ana caddesinde, yeni çarşıda ve farklı bölgelerde denetimler gerçekleştirilmiş. Bundan sonra bu denetimler sık ve daha sert bir şekilde devam edecek. Sonuçta bu denetimlerin asıl amacı vatandaşımızın sağlığı açısından. Her şey sağlık için diyoruz. Bu denetimlere bundan sonra da devam edeceğiz. Sizlere de basın mensuplarım ve diğer vatandaşlarımıza buradan bir kez daha kendi sağlıkları için, çocukları için ve sevdikleri için kurallara uymaları konusunda hassas davranmalarını rica ediyoruz. Kendi sağlıkları için rica ediyoruz. Ama iş yerleriyle alakalı bu artık rica olmayacak. Bu artık bir talep de olmayacak. Direkt kurallara uymayanlara gereken anında yapılacak, fazlasıyla yapılacak, öyle söyleyeyim. Sayın abi. Evet. Covid-19 salgını maalesef tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir tehdit oluşturmaya devam ediyor. Biz de bu konuyla ilgili denetimleri yapmak üzere tüm arkadaşlarımızla birlikte bugün sahadayız. Sayın İçişleri Bakanımızın talimatları doğrultusunda ve sağlık için hepimiz için sloganıyla sahadayız. Denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın maske takıp takmadığına bakıyoruz. Hijyen kurallarına uyulup uyulmadığına bakıyoruz iş yerlerinde. Yine sosyal mesafeye uyulup uyulmadığını kontrol ediyoruz. Amacımız tedbirleri uygulanmasını sağlamak, vatandaşlarımızın alınan tedbirlere uymasını kontrol etmek. İnşallah bu tedbirlere hep birlikte uyarak bu vakaların önüne geçebileceğiz ve bu pandemiyle baş edebileceğiz. Bundan sonra bu denetimlerimiz aralıksız devam edecek, yoğun bir şekilde devam edecek ve bu denetimlerde kurallara uymayan vatandaşlarımıza, iş yerlerine müeyyidelerimiz mutlaka olacaktır. Vatandaşlarımızı ben kurallara uymaya davet ediyorum ve bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. İnşallah kısa sürede bu pandemiyle baş edebileceğiz ve kontrol altına alabileceğimizi ümit ediyorum. Vatandaşlarımıza sağlıklı günler diliyorum. Teşekkür ederim.
Değil mi?